Üsküdar, Yahya Kemal'in hangi şehir görmüş onun gördüğünü dizelerinde dillendirdiği gibi eşsiz bir İstanbul perspektifi sunmaktadır. En önemlisi ise her bir sokakta İstanbul'un tarihini tanıklık edebildiğimiz ender yerlerden. Fakat yoğun yapılaşma nedeniyle bunu hissedemiyoruz. Bu nedenle Üsküdar'da yeni bir yapı inşa etmeden Mimar Sinan yapılarını görünür kılmak bizi oldukça heyecanlandırdı. Osmanlı Üsküdar'ının merkezini Mimar Sinan'ın kariyerinin ilk döneminde inşa ettiği Mihrimah Sultan Külliyesi ile kariyerinin son döneminde inşa ettiği Şems-i Ahmet Paşa Külliyesi arasında kalan düzlük tanımlar. Tasarımımızın odak noktasını oluşturan bu düzlük, Sinan'ın Üsküdar'da bulunan yapılarının sınırladığı Sinan üçgeni içerisinde dolaşan, ancak Osmanlı mimarisinin Üsküdar'daki diğer örneklerine de farkındalık oluşturan bir rotayla sonlanır. Üsküdar Meydanı'nda kesinlikle Mimar Sinan anıtlarıyla ve oradaki tarihi dokuyla yarışacak bir yapısal öğe veya yapının bulunmaması gerekiyordu. İnsanların gölgesinde zaman geçirebilecekleri, oturabilecekleri ve İstanbul silüetinden yararlanabilecekleri ağaçlar, ağaçlık alanlar gerekiyordu. Çünkü bu konuda şu anda çok problemli bir alan Üsküdar. Bu alanda Sinan yapılarının birer anıt olmasından hareketle yeni bir anıt üretimi yapmak yerine Sinan'ın yapılarına farkındalık kazandıracak bir park düzenlemesinin Sinan ile daha güçlü bir ilişki kuracağını düşündük. Kentin rutin koşturmacası içerisinde insanların bir an için bile olsa durup Sinan'ın İstanbul'unu hissetmelerine bir fırsat yaratmayı hedefledik. Sinan yolu üzerinde kullanıcılar çeşitli uyarıcılar aracılığı ile adeta Sinan'ın meslek kariyerinin bir seçkisini izliyor. Biz projede Sinan yapılarına bakılar sunan ve vistalar yaratan bir kurgu geliştirdik. Rota çeşitli kentsel boşluklardan geçiyor. Rota üzerinde çeşitli kentsel boşluklar var. Ve bu kentsel boşluklar aslında Üsküdar'ın nefes noktaları gibi değerlendirdik ve hepsini küçük parklara çevirdik, küçük cep parklarına. Bu alanlarda daha ekolojik, kapsayıcı, insanlar ve tüm canlılar için daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı hedefledik. Ve bu peyzaj aslında bir bakıma mimariyi ortaya çıkartan bir araca dönüşüyor projede.